Evet hoş geldiniz. Image Processing derslerine devam ediyoruz. Sayısal görüntü işlemi. Bir önceki dersimizde Convolution'u anlatmıştık. Bu dersimizde ise Correlation'ı sizlere anlatacağız. Bu diğerine göre daha basit. Çünkü burada filtreyi 180 derece döndürmüyoruz. Yani bir dakika daha kısa sürüyor aslında sorunun çözümü. Yine benzer şekilde bizlere bir adet input image yani giriş resmimiz verilmiş. Bizlerden bunun filtre uygulandıktan sonraki çıktısını yani output'unu istiyor. İlk yapmamız şey kernel'ın orta noktasını belirlemek olacaktır. Kernel'ın orta noktasını şu şekilde işaretleyelim. Kernel'ın orta noktası buradaki 2'dir arkadaşlar. Biz bu iki sırasıyla Input image'deki her bir pikselin üzerine oturtturacağız. Ardından üzerine oturtturduktan sonra tek tek yeni piksel değerlerimizi hesaplayacağız. Hemen dilerseniz soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi buradaki iki ilk başta arkadaşlar şuraya oturtmamız gerekiyor. Buraya oturtacağız. Bu iki ardından diğer pikselleri de üzerine oturtturacağız. Şimdi şöyle yapalım. Buraya bakın. Bu iki buraya geldiyse bu eksi bir nereye gelir arkadaşlar? Bunun yanına gelir. Dolayısıyla onu daha okunaklı bir kalemle gösterelim. Evet. Eksi 1 buraya gelecektir. Altındaki 1 dolayısıyla buraya gelecektir. Sağ altındaki 1 de buraya gelecektir. Zaten kendisi de 2 ydi. Her bir değeri buradaki piksel değeriyle çarpmanız gerekmekte. Yani şu şekilde 2 çarpı 2 diyoruz. Ardından 2 ile eksi 1'i çarpacağız. 2 çarpı eksi 1. Ardından 2 çarpı 1 ve ardından tekrardan 2 çarpı 1. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra hepsini toplamamız gerekiyor. Sonuca bakalım. 2 i̇ki ile 2'yi çarptık. 4. Burada arkadaşlar eksi 2 gelir. Artı 2 daha birbirini götürür. Ve buradan e, şöyle eksi 2 artı 2 4 dedik. Şurası bu arada 1 olacaktı. Evet. Buradan da 1 geliyor. Artı 1 eşittir 5 olarak bulunuyor. Şu bakın 1 ile 1'in çarpımı. Şurayı düzeltelim. Burası 1 ile 1'in çarpımı biçiminde olacak. Oradan da 1 geliyor. Dolayısıyla 5 olarak buluyoruz. Yani buradaki değerimiz artık 2 değil, artık buradaki değerimiz 5 olmuş oldu. Benzer şekilde diğer işlemleri yapacağız. Şöyle şuraları silelim. Evet. Şimdi buradaki 2 değerini Başka bir noktaya oturturacağım hemen ne yapıyorum bir adet sağa kayıyorum yani artık benim iki değerim burada olmuş olacak hemen üzerine yazın ki karışmasın. Buraya iki değerim oturacak dolayısıyla artık soluna 2'nin solundaki bir değeri gelir. E Dolayısıyla 2'nin sağını da buradaki eksi bir değeri gelecektir. 2'nin altında ne var 1 var. 1'in yanında 1 bir var. Birin solunda da tekrardan 1 var. Şimdi bu işlemleri yapalım. 2 ile 1'i çarpalım. 2. 2 iki ile 2'yi çarpalım. 4. Şuradan eksi 2 gelecek. Direkt şu eksi 2 ile artı 2'yi götürelim. Şu an elimizde sadece 4 var. 4 ile 2 çarpı 1'in toplamı olan 2, 6. 1 de burada 7. 3 de burada 10 olarak bulunacaktır. Şuraları da temizleyelim. Evet 5 ve 10'u bulduk. Şimdi buradaki 2'yi arkadaşlar yeni koyacağımız noktayı işaretleyelim. Buradaki 2'yi yeni koyacağımız nokta ise burası olacaktır. Şimdi buraya sırasıyla değerleri yazalım. 2 ne olacaktır? 2 buraya gelecek demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla 2'yi buraya yazıyoruz. 2'nin solundaki 1 buraya gelir. 2'nin sağındaki eksi 1 buraya gelir. 2'nin altındaki 1 buraya sol ve sağındaki 1'ler de buraya gelecek. İşlemleri yapalım. 2 çarpı 1'den 2, 4. Şu ikisinden de eksi 3, eksi 3 birbirini götüreceği için yapmıyorum. 3x1, 3 çarpı 1, 3. 1 de buradan 1 olarak gelecektir. Dolayısıyla tekrardan 10 sonucuna ulaşmış olduk. Şimdi şu işlemleri de silebiliriz. Böyle adım adım gitmek her zaman nihai çözüme ulaşmamızı ne yapacaktır? Tabii ki de kolaylaştıracaktır sevgili gençler. Şimdi oturtmamız gereken nokta artık bu nokta oldu. İlk satırdaki son noktamızı yapacağız. Hemen 2'yi buraya oturtturuyorum. Dolayısıyla 2'nin solundaki 1 buraya gelecektir. 2'nin altındaki 1 buraya. 2'nin sol çaprazındaki 1 de buraya gelecektir. Bu işlemleri yapalım. 2 çarpı 1'den 2, 6, buradan 3, 3 de bu şekilde gelecektir. Dolayısıyla baktığımızda 6, 9, 12. Buradan da evet bu arada şuraya biz niye 1 yazdık? 2 yazacaktık. Yani dolayısıyla bu 4 olur. 10, 15 seçeneğine biz bu şekilde ulaşmış olacağız. Bakın ben bile kaydırma yapabiliyorum. Yani sınavda bu sorular çok dikkatle yapılmalı. Her bir adım kontrol edilmeli bence. Evet şimdi alt satıra geçiyoruz. Alt satırda nereye kaydıracağımızı göstereyim. Son olarak alt satırda yapalım. Ardından diğerlerini yapmayacağım arkadaşlar zaten mantığını anladınız. Evet. Yani evet şuraya koyacağız şuraya. Hesaplayalım. Buradaki 2 artık nereye gelmiş olacak? Buraya gelmiş olacak. 2 buraya gelirse eksi 1 buraya gelir. 1 buraya gelir. 1 buraya gelir. 2'nin üzerinde eksi 1 var. Burada da eksi 1 var. Bu işlemleri yapalım. Şu aşağıdakileri silelim. Şimdi eksi 2 eksi 2 daha eksi 4. Dört. Şuradaki 4'le birbirini götürür, 0 kalır. Şimdi burada şu 2 ile 4 gelir, 2 2 daha. 4 bir tane de eksi 1 burada var. Dolayısıyla biz burayı 3 olarak buluruz. Evet, şimdi yeni sarımızı çizelim. Yeni sarımız yani artık buraya kayacak. Her seferinde birer kaydırıyoruz. Dolayısıyla yeni değerlerimizi yazalım. Buraya 2 gelir. Bakın burada baya bir değer gelecek. Eksi 1 yukarısından eksi 1. Buradan eksi 1. Buradan 1. 1. 6 zaten hep 1. Şimdi bu işlemleri sırayla yapalım. Şu ikiler birbirini götürür. Hiç yapmayalım. Şuradan eksi 2 gelir. Onları şu birbirini götürür. Yapmayalım. Buradan 2 gelir. Buradan da eksi 3 gelir. Eksi 1 kaldı. Şu eksi 1 ile şu birbirini şuradan götürür. 4. 4, 2 daha buradan 6 seçeneğine ulaşmış oluruz. Se evet geri kalanını aslında yapmaya gerek yok. Mantık aynı. Dolayısıyla ben size direkt sonucu söyleyeceğim. Buraya 4, 6, 11 gelir. Buraya 7, buraya 11, 4, 9, burası 5, 4, 4 ve eksi 5 bulunur. Dilerseniz bir tanesini kontrol edebiliriz. Şöyle şuraları bir temizleyelim. Mesela şöyle olsun. Buradaki ikiyi biz şuraya koyduğumuzu varsayalım. Şuraya koyduğumuzu varsayalım. Yani burası için yapıyoruz. Dolayısıyla hemen şuraya koyalım. Evet. Pembe renkli kalemi alalım. Ne dedik? İkiyi buraya koyduk dedik. 2'nin üzerinde eksi 1 var buraya gelir. Sağında eksi 1 var buraya gelir. 2'nin sağındaki eksi 1 de buraya gelir. Bu işlemleri yapalım. Eksi 2. Eksi 2. Artı 2. Eksi 3. Artı 2 eksi 2 birbirini götür. Eksi 2 eksi 3 da eksi 5 olarak bulunur. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Son olarak mesela en sağdakini kontrol edelim. en sağ dedik. Yani şuraya koyduğumuzu varsayıyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 2 buraya gelecek. Tabii farklı renkli kalem alalım. Evet. 2 buraya geldi. 2'nin solundaki 1 buraya geldi. Üstündeki eksi 1 buraya geldi. Sağındaki eksi 1 de buraya geldi. Yani sağ üstündeki. Bu işlemlere bakalım. Buradan eksi 1, eksi 3, Şurada bir hata mı yaptık? Bir dakika. 2'nin üzerinde eksi 1. Sağ üzerinde eksi 1. 1. Buradan da 2. Evet. Şurası 1 olacak arkadaşlar. Bakın 2 burada ya. 2'nin sol üzeri 1. Yanlış yazmışız. Dolayısıyla buradan 1. 2 buradan 6. 7'den 2 çıkarırsak 5 olarak bulunuyor. Evet, genel mantık bu şekildeydi. Fakat çok karıştırılıyor. Yani yerler çok kayıyor falan insanın kafası karışıyor. Sınav heyecan derken oldukça karışıyor. Sadece şu iki farkı unutmamanızı istiyorum. Convolution ve correlation arasındaki fark. Convolution'da da filtre var. Hatta aynı filtre fakat convolution'da bu filtreyi 180 derece döndürüyoruz saat yönünde. Fakat diğer türlü baktığınızda Correlation işleminde buradaki filtreyi döndürmeden direkt resmimizin üzerine input image ismimizi verdiğimiz resmimizin ilk halini uyguluyoruz. Ardından bu filtre uygulandıktan sonra resmimizin output image ismini verdiğimiz son adımını elde ediyoruz. Bu adımdaki değerlerde sırasıyla 5, 10, 10, 15, 2. satırda 3, 4, 6, 11, üçüncü satırda 7, 11, 4, 9 ve dördüncü satırda eksi 5, 4, 4, 5 biçiminde bulundu. Correlation bu şekildeydi. Convolution da bir önceki dersimizde göstermiştik. Şimdi bunların ağırlıklı versiyonları var. Yani bu soruları tam tersten de bize sorabilir. O yüzden biz bir sonraki dersimizde onlarla ilgili sorulara geçeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.